Evet arkadaşlar, çok uzun bir video olacak. İsterseniz bir bardak çay alın, oturun videoyu izleyin arkadaşlar. Aracımızda neler yapacağız? Aracımızda 150 binde zinciri değişiyor, arabanın grangını değiştiriyorlar arkadaşlar. Arkadaşımız yaparken tabii ki herkes hata yapabilir. Biz burada kimseyi kötülemiyoruz. Grangı değiştirmişler, ana kol yatakları değiştirmemişler arkadaşlar. Aracı söktüğümüzde hepsi detaylı arkasında görecek. Bu videoyu izliyorsanız mutlaka kanalıma destek olun, abone olun, beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Çünkü bu bilgilendirme videosu, mağdur olmayın arkadaşlar. Aracımızın kilometresi 183.000'de, 30.000 kilometrede yoğun bir yağ kaçağı, yoğun bir sıkıntılar vardı. Arkadaşımız buldu, Nevzat abimiz. Videoyu da onun başına koyacağım arkadaşlar. İyi seyirler, bizlere destek verin, abone olun. Bakalım nasıl olacak. Takipçilerimiz, aracımız 150 binde zinciri değişiyor. Aracımız Eskişehir'den geldi, İstanbul'da kullanılıyor. Aracımız geldiğinde gördüğümüzde işçilik hatası vardı. İşçilik hatasını düzelteceğiz arkadaşlar. Aracımızı sökmeden önce aracın sahibi burada bizi bu hortumdan takmıştık. Bu hortumu yerine takmıştık, oradan tanıyor. Zincir setimizi değiştireceğiz, yağ pompasını değiştireceğiz. Motor alt temizliği yapacağız. Onları da detaylı göstereceğim size. Ne parça değişiyoruz, ne parça kullanıyoruz. Burada Nevzat abi ikinci bir masraf çıktı. Düzgün yapalım arkadaşlar. Kullandığımız ürünlere dikkat edelim. Araç sahibi şu an duymuyor, sağır oldu. Başı dönüyor. Bir görüşelim onunla. Nevzat abi geçmiş olsun. Ne oldu abi? Evet ustam, aracı kaç bin kilometrede aldın? 140 bin aldım. 150 binde zincir değişmiş. Tamam. 180 bine kadar sürdük. Bir hortum patlamıştı, hortuma gelmiştin, evet. Doğru mu abi? Değiştirdik. Orada fark etmedik yağ kaçağını. Evet. Fark edince hararet çok oynuyordu fazla. Evet. Aracın termostatını değiştireceğiz. Evet. Nevzat abi bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz. Şimdi arabanın altına bakacağız, yağ kaçaklarına falan da bakacağız. Evet. Burada abonelerimize bir şeyler demek ister misin? Vallahi güvenli teslim edebilirsiniz. Allah razı olsun abi. Biraz çekiniyorsun herhalde videoda. Tamam. Başlayacağız abi. Evet arkadaşlar, abimiz burada. Kendisi makine mühendisi. Burada sökeceğiz. Altına bir bakalım sökmeden. Aracı bir kaldıralım. Yapacağız, tertemiz yapacağız, vereceğiz sorunsuz şekilde. Arkadaşlar aracımızı söktük, beşi tarafından bakın bu şekilde, burada yağlar geliyor. Komple bakın şuradan, sıvı contan aradan, şöyle göstereyim. Şimdi motoru aşağı alacağız arkadaşlar. Kullanılan usta hatası olan işlemlere bakacağız. Hepimiz hata yaparız ama kullandığımız ürünlere dikkat etmemiz lazım. Bakın buradan yağ yer akıyor. Evet, aracımızı bu şekilde aradan doğru aşağı doğru iniyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinizden bir isteğim var arkadaşlar. 50 bin aboneye yaklaşmamız lazım. Videolar çekiyoruz, emek harcıyoruz. İşin yoğunda videoları size çekip yayınlıyoruz. Sizden bir istirhamım var. Lütfen bizlere abone olun, desteklerinizi verin. Çünkü desteklerinize çok ihtiyacımız var. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu videoyu kim izliyorsa Nisa Otoservis, Hüseyin Üstü'ye abone olmayı unutmayın. Bu videoyu bilerek çektim. %99 videoyu izleyip abone olmayan insanlar var. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olun. YouTube kanalımıza destek verin arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Videoyu hazırlıyoruz arkadaşlar. Geniş bir video olacak. Usta hatası. Bakalım. Devam edin. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, aracımıza motoru rektife yapmışlar. Aracımızdaki yağ kaçaklarını görüyorsunuz. Şimdi burada sökeceğim. Şimdi buradaki aradaki sıvı conta kalitesiz olduğu için onun için sökeceğiz. Buralar temizleyeceğiz. Şu kullandıkları ilaçlara bak. Bu şekilde. 15 çokma getir oğlum hemen. Evet, bunu sökeceğiz arkadaşlar. Aradaki kepi de çıkartacağız.
Buradaki aradaki şey de bakın buradan aşağı doğru gidiyor, cantadan doğru. Altını komple temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızı şanzımanını indirdik. Şanzımanı görüyorsunuz. Üst taraftan doğru aşağı doğru yağ akmış bu şekilde. Şimdi buradaki yağ kaça? Buradaki ince bir ayarı var tam şu kısımda. Buradan Grand sensörün oradan aşağı doğru akıyor. Buradan aşağı doğru bakın görüyorsunuz. Bu şekilde aşağı doğru akıyor. Kaldıralım motoru, bir güzelce dağıtalım Devran kardeş. Kaldıralım. Evet Devran, ne diyorsun bu konuda? Elin yüzünü yağ ediyor Devran. Devran tamirci çırağı. Değil mi Devran? Baksana oğlum. Abonelere selam göndersene. Seni seven çok var. El sallasana oğlum. Devran kardeş, altın diş. Evet arkadaşlar, aracımızı söktük. Yan sanayi acayip bir zincir sesi takmışlar. Aracımızın sentesi kaçık. Buradaki olan sentemize esantiri tam dibine doğru ayarlayamamışlar. Conta sanki her tarafta böyle bakın. Şunu görüyor musun contaları? Bağrıya düşse yatak sarar. Acayip şekilde kötü şekilde olmuş. Masayı temizleyin bu. Yani montajda bir hata var. Şuralara bilene conta sürmüşler. Hiç sürmemişler buraya bakın. Yani bunu bir toparlarken göreceksiniz temizliğini. Her şeyini sökeceğiz zaten şimdi. Komple ayarlarını yapacağız. Yani görüyorsun yağlar nereden? Karteli mahvetmişler. Aa, görüyorsun burayı da sökeceğim, orayı da göstereceğim. Bakın sıvı contaya bakın. Şuraya bakın. Temizlemeden takmışlar hep. Evet arkadaşlar, pistonları söktük. Aradaki contaları görüyor musunuz? Pistonları sökmeden bu şekilde anakol yatakları. Daha evvelden buna bir işlem olmuş. Bakın bu şekilde grankları görüyorsunuz. Yani grankı pistonları da bu şekilde bakın. Şimdi oralar temizleyeceğiz. Güzelce bir sıvı conta ilacıyla yapacağız. Bu şekilde toparlayacağız. Biraz yoğunluğumuz var bakın görüyorsunuz. Abi bayağı bir sıcak hava. Şimdi buraları ince tonu bir de getir bana oğlum orada. Şuralara bakın komple gitmiş. Tut bakalım oğlum. Bak görüyor musun? Buraları acayip bir şey kullanmışlar buna ya. Yani bu sıvı conta değil, başka bir şey ya. Cam Dyson'u kullanmışlar. Dyson mu artık? Bakın şuradan aradan göz düşse motora gider. Sadece şu çizgiden çekmen lazım. Buraya sürmemen için. Buralar temizlenecek. Yataklarda biraz çizikler var. Bu şekilde. Toparlayacağız arkadaşlar. Bak. Söktüm bu şekilde. Temizliğini güzelce yapacağım. Oturtacağım içine. Müşteriye de bilgisini vereceğiz. Bunlar tok değerinde sıkacağız. Buranın temizliğini de yaptık. Bakın bu tarafın temizliğini, alttaki grangın yerlerini güzelce temizledik. Oraları sileceğiz ve ilacımızı koyacağız. Yapıştıracağız arkadaşlar. Aracımızda grangda çok hafif çizikler var. Ama buna grant değişmişler. Çıkma grant mı takmışlar artık? Orijinal çıkma grant takmışlar. O yüzden buraya gelen sıvı contadan yağ kaçırıyordu. Yani aradan contadan yağ kaçırıyordu arkadaşlar. Şimdi buraları temizledik. Montajını yapacağız bu şekilde. Tertemiz şekilde yerine zincir değiştireceğiz. Mazot pompasını da değiştireceğiz. Bu kasnak dişisini. Takacağız. Bakalım nasıl olacak.
Evet arkadaşlar, aracımızı söktük. Daha evvelden önceki işlemde yapılırken bu yatakları görüyorsunuz. Ne hale gelmiş, şöyle zoomladım bakın. Yataklarda çizik gördük. Rektifiyecimizi çağırdık. Parçalarımızın hepsi orijinal takıyoruz arkadaşlar. İsmail abi hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin Ustam. Ustam bu söktük, seni çağırdık buraya. Evet, yatakları ve krankları kontrol edeceksin, doğru mudur? Aynen abi, doğrudur. Şimdi bununla ne ben olay bilmiyorum. Olmuş abi İsmail abi? Abi yataklar çizik, malum gördüğün üzere. Evet. Yataklar o şekilde takılmaz. Ama bu işte daha evvelden... Değiştireceğiz yatakları. Değiştireceğiz değil mi? Hı hı. Daha evvelden yani ya yağ pompasında bir sıkıntı oluşmuş, ya pislik gelmiş, ya temiz toparlanmamış. Evet. Birkaç sebepten dolayı olmuş olabilir. Evet arkadaşlar, ben yine temizliğini yaptım. Ustam çekeceğiz şimdi. Bakacağız sakol onu. Ver arkadaşlar. Sakol verin. Zaten buraya işaret vermişler. Önceden çökülmüş şeref ya. İşaret olmuş. Evet. Yatakları da açarken bakarız. Abi. Çay ver oğlum İsmail Usta. Yarım ver kardeşim. Açık olmasın, hem de orta halde bir şey olsun. Vallahi çok kral olmamışsın. Kral köpeğe mi zaman gelecek ya? Köpek gelir abi, köpeğin olsun hepsi. Baba, yeri yaptık biliyorum da. Biliyorum sıkıntı. Nerede? Nerede yaptık? Bizim... Şey söyleriz, ayarlayacak, yavrusu olsun getiririz. Kangalda kaliteli bir asil yok kangalda şu an, ama şakma kangalda. Aynen, yok. Kral, yapma bize yani. Bize numara yok mu? Yok ya, ne numarası ya? Biz işi bitene kadar değiliz. Abi krangı götürdük. Bunlar King yan sanayi mi takmışlar abi? Abi kol yatakları yan sanayi. Acaba pistonlar da mı King? He usta. Baba buna bir şeyler yapmışlar. Bak şunların arkasını da taşlamışlar, görüyor musun? Yatakları. Hmm. Şurada da bir şey eğremişler falan filan. Taşlamışlar mı? Evet arkadaşlar, yatağımız burada. Gezi yayınla beraber. Yadanı getir oğlum. Gezi ayıp. Gezi ay, ay niye demişler? Aya benzediği için bak, yarım ay. Bir dakika. Aynen. Bırak kral. Bu şey kalmasın bak oraya. Ben elimle vuruyorum ki onun tüyü kalmasın diye. He. Anladın mı kral? Anladım. Tüyü kalırsa bize problem olur. Çak diye oturdum. Motor freni kilitle lan. Kilitli gizli. Evet. 10 numara. Bunlar kol galiba. Kol mu? Bir dakika bakacağım. Civataları temizledin mi? Devran orayı temizletsene oğlum. Hadi koçum. Evet arkadaşlar, yataklarımızı görüyorsunuz. YouTube videosunu çekiyoruz abi, ondan çarptı. Yataklarım burada kardeş. Gece yayını da içine taktı. Kızıl yataklar alta gelir, normal yataklar üste gelir. Farklıdır, tamam mı? Onu yanlış taktın, yanlış taktın patlar abi motor. Harbi midir? Vallahi patlar.
Şaka yapmıyorum ya. Yok yok, sıkıntı yok abi. Çünkü o güçlendirilmiş yataktır, tamam mı? Mukavemeti fazladır onun, basıncı karşılıyor. Evet Kemal kardeşim, hoş geldin. Abi, nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? İyi, zinciri yaptık, şeyi ne görüyorsun? Ziyarete geldin. Merhaba diyeyim diye geldim. Aynen. Memnun musun bize? Allah razı olsun. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar, Kemal abimizi gördük. Aracımıza kompresör sesi var biraz. Burada bu şekilde pistonlara ara kol yataklarını taktık. Evet İsmail ustacığım. Gidiyor çekelim, İsmail usta montaj yapsın. Ama İsmail ustalar var ha. Buradan İsmail usta'ya da selam. YouTuber İsmail usta. Biz olamadık ya, YouTuber falan. İsmail usta adamın dibi ya. Geçen Karaman Maraş'a gitti, orada otobüs bileti bulamamış. Kim o ya? Bizim İsmail usta var ya, YouTuber var ya, geliyor ya buraya. He, görmedim hiç. Ha. Neyci o? Tamirci, yeni Bosna'da şeyde... Otobüs bileti mi bulamamış? Otobüs biletinde ne işi var abi? Aynen orada ya, ziyarete gitmiş. Orada kalmış herhalde ya. Baba, şimdi bize Grand lazım. Evet, Grand'ı takacağız. Hassas noktaya geldik abi. Tamam. Tamam mı abi, önemli bir yerdeyiz. Yani kamerayı kapatmam lazım benim. Evet, şu anda Grand'ı. Evet arkadaşlar, silindir kapağımızı söktük. Ana kol yatakları hallettik, zincirimizi taktık. Aracımızı toparladık, yağ pompamızı taktık. Yağ pompasını, yağını da çektirdik. Güzelce bir temiz bir işçiliğimiz oldu. Bakın buraları orijinal şeklinde yıkadık. Termostatımızı değiştirdik. Silindir kapağını söktük emin olmak için. Hararet bir sorunu vardı abimizin. Zinciri de değiştirdik. Zincirde el bombasının oraya şeyi koyduk arkadaşlar, contamızı koyduk. Bu şekilde taktık, montajını yapacağım. Montajını yaptıktan sonra güzelce ne yapacağız? Marşına basacağız. Şanzıman yağımızı da koyacağız. Bu şekilde aracımızı yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olun. Bayağı bir emek verdik bu video. Bayağı bir 20 dakikalık bir video oldu ama güzel oldu. Burada bilgilendirmek için, hem müşterimizin mağduru olmamak için bu şekilde aracımız tertemiz oldu. Evet, toplayacağız. Kapanış şekline geldik. Trigger kapaklarını takacağız arkadaşlar. Bir marşına basacağız. Ondan sonra bir otoban testi, at yıkamaya gideceğiz. Bakacağız. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Orijinal presli yerlerde. Burada gösterelim hemen şuradan. Bakın sıvı contamızı görüyorsunuz. Bu şekilde taktık. Evet. Yorulduk be. Yeter bu kadar. Evet arkadaşlar, aracımızı ne yaptık? Toparladık güzelce tesisatını, mevsatını. Zincirini taktık, gösterdik. Devam ediyor şimdi. Esantrimizin buraya sıvı contayı sürmüşlerdi. Videoda da izlediniz. Şimdi burada buraları yağlamasını yapacağız güzelce. Temizliğini yaptık zaten, zincir kısmını. Bu şekilde aracımızı toparladık. Şimdi eksantrik millerimiz, sentemiz, motor rahatça dönüyor. Enjektörlerimizi takacağız, motor üstüne atacağız. Bakın bu şekilde. Evet. Üst taraftan enjektörlerimiz, yuvalarını temizledik güzelce. Bu şekilde tertemiz yaptık. Esantrik horozları kontrol ediyoruz burada bu şekilde. Kardeş, arabayı toparladık değil mi Devran? Bakın burayı arkadaşlar güzelce temizledik, yıkamasını yapacağız, güzelce at yıkamaya götüreceğiz. Aracın üstüne atacağız bunu komple. Şimdi motoru indireceğiz aşağı doğru. Bu şekilde toparlayacağız. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik elhamdülillah. Şimdi teste çıkacağız. Arabanın alt yıkamasını yaptıracağım. Arabanın motorunu bir yıkayalım. Bütün ilaçlar, kirliler bakın akıtıyor şu an. Ondan sonra aracımızı güzelce temizleyeceğiz. Alttaki olan yağ da görüyorsunuz, hepsi aktı.
Şimdi motoru bir yıkayalım. Ondan sonra at yıkamaya gideceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar arabanın motorunu yaptık. Canlar otomatik. Özay abi Malaf'ın karşısında burada. Şimdi arabanın altını yıkayacağız güzelce. Değil mi usta? Evet abi. Bir bakalım yeri de size göstereceğim. Hemen Malaf'ın karşı tarafında. Bir bakalım arabanın altını nasıl görürüz. İnsignayı kaldıracağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar alt yıkamayı burada yaptırıyoruz. Mehmet Akif'te bu şekilde. Evet, aracımızı burada kaldırıyoruz. İlaçla ustamız yıkayacak bu şekilde. Hemen böyle gösterelim. Zaten bu kısmı yapmıştık, görüyorsunuz. Şimdi bu altını, şanzımanı komple buradan aldı. Buraları güzelce yıkayacak. Şanzıman yağları da atacak bu şekilde. Bakın buraya doğru geliyor. Egzozdan gelmiş bu şeklinde. Ustam kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Şimdi bunu kardeşimiz ilaçla güzelce köpükle yıkayacak. Bir bakalım. Ya yağlar nasıl atlıyor lan? Atar aynen. Bizi oraya egzozun üstüne doğru da at. Öyle yapalım. Aynen. İçeri ben yıkadım güzelce. Sadece açsa. Aynen. Şanzıman var ya ama. Orası ha. Evet arkadaşlar, arkadaşım bizden bir şekilde altına gidiyor. Şurada var ya tutacağın içine. Evet arkadaşlar, aracımızı bu şekilde altını yıkıyor arkadaşlar. Biraz yakından arkadaşlar alt yıkama yaptık. İlk yıkamayı gördünüz bu şekilde. Altını komple temizledik. Altında su damladığı için giremiyorum. Aracımızı bu şekilde tertemiz yaptık arkadaşlar. Motor alt yıkamasına kadar detaylı bakın şöyle. İlk geldiğinde nasıl yağ kaçırıyordu. Araba çalışıyor sabahtan beri. Baktık, yarın müşterimize teslim edeceğiz. Bir yol testinde görüşelim. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik. Aracımızın neler yaptık anlattım kısaca videonun başında da. Sahibinde geçmiş olsun. Aracımızı güzelce tertemiz haline getirdik. Aracımızın testini de yaptım. Allah kaza bela vermesin. Güle güle kullansın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Desteklerinizi bırakmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Bir işin daha sonuna geldik elhamdülillah. Saat 10, evimize doğru gidiyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz.
Allah herkese hayırlı işler nasip etsin. Benden bu kadar. Elimden geldiği kadar sizlere bir şeyler gösterdiysem ne mutlu bana. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir başka birçok videolarda çekeceğim de işte bu eleman sıkıntısı nasıl oluyor, nasıl ediyor, onunla alakalı da göstereceğim sizlere. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere.